Sevgili dostlar, öncelikle herkese merhabalar. Böyle eski tarihi bölgeden geçerken bir kazı görüyorsunuz. Yakın dönem kazısı, yani yaklaşık bir ay önce veya bir iki ay önce yapılmış bir kazı. İki ay bile gözükmüyor şu anki toprağın, kumların yani doğal ortamda kaldığı sürece baktığımızda şu anki görüntüye göre iki ay bile sürmemiş bir kazı var. Arkadaşlar, çalışan arkadaşlar, bugüne kadar hep şunu söyledim, yanlış kazılar dedim. Hep yanlış kazılardan bahsettim. Bakın, bu da bir doğru kazı. Şu an bir evin tam tepesinden girmişler. Çaprazı vuraraktan girmişler. Görüyorsunuz taşları, çıkan taşlar, aşağıdaki işlemli taşlar, yani işlemli derken işlem görmüş, insan eliyle şekil verilmiş taşlar. Şunlar gibi veya bunlar gibi. Burası bir evin içi. Evin kenarına, toprak altı evlerin kenarına örülen duvarlardı. Arkadaşlar, burada doğru bir kazı yapmış. Öncelikle bunu belirtelim. Bugüne kadar hep yanlış kazılardan bahsettim. Burada bir şey çıkmayacağından bahsettim. Evet, burası çıkacak bir yerdi. Belki bilerek uçurulmuş, bir başkası kazmasın anlayışıyla. Belki de başka sebepten dolayı, bunu bilemiyorum. Ama şu an bakıldığında, şöyle bakarsanız çıkan taşı görüyorsunuz. Çok güzel bir taş. Hemen yan tarafında da bir kazı daha var. Aynı kişilerin yapmış olduğu kazıya benziyor. Şurada bakın mesela, bu da yanlış bir kazı. Şöyle bir bakın. Gözünüzle sadece şöyle bir bakın. Şu toprakla şu kısım ve kısım. Renk tonları aynı mı? Veya biraz daha detaylı gösterelim. Şu karşıdaki toprak katmanı ile üst katman veya en üst katman aynı mı? Değil. Yani burası yanlış bir kazı iken yan taraf doğru bir kazı. Anlatmak istediğim buydu aslında her zaman. Yani şunu gördükten sonra, şu kayayı gördükten sonra kazmanız hiçbir önemi yok. Zaten yani yaklaşık 2 metre kazmışsınız. Önemli olan toprak katmanlarını iyi analiz edip, yani şu sarı toprak var ya, o hiç ellenmemiş toprak. Bakın kenarlara baktığınızda hiç kazılmamış. Şimdi yan tarafa geçeceğiz. Biraz da yan tarafın toprağına bakacaksınız. Aynı bölgede, aynı derinlikte sarı toprağın bir yerde çıkıp bir yerde çıkmadığını göreceksiniz. Burası yanlış kazı. Topraklardan belli oluyor bu. Burası kapanmış bir yer. Ama çıkardıkları toprağa bakıyoruz. Çünkü daha derin kazılmış ama kapatılmış. Şuna baktığımızda, şu çıkan toprağa göre oradaki sarı katman burada yok. Nedeni şu. Burası kazıldı, boşaltıldı. Ama buradan boşaltılmadı. Alt taraftan boşaltıldı. Normalde giriş kısmı bu taraftandı. Arkadaşlar tam tepeden girmişler. Tabii bu evler dönemin eski evleri. Yani şöyle biraz fazla kaldırmadan, şu çiçeklerin ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Yani internet üzerinde birçok insan bunlara mezar çiçeği derler. Sığır kuyruğu muydu? Şu an hatırlayamıyorum ismini. Normal ismini. Bu bitkinin diyelim, çiçek demeyelim de. Yani şöyle bakarsanız etrafımız tamamen mezar çiçeğiyle dolu. Eğer bu bir gerçek bir şeyse. Etraf mezarlık değil, bir yaşam alanı. Şunu söylemek istiyorum, onu da belirtelim. Bu çiçeklerden, mezar çiçeği diye anlatılıyor ya bunlar. O çiçekler, çiçeklerin aynı insanlar gibi doğar, büyür ve ölür. O yüzden bu çiçekler o zamanla bu zamana aynı noktada her yıl, yani bir yıl yeşereyim, çiçek açayım, sonra soluyum, her yıl aynı olduğum yerde değildi. Bu çiçekler bugün buradan çıkıyorsa gelecek sene başka yerden çıkmak zorunda. Mesela görüntüde olduğu gibi bu seneki yeni çıkacak mezar çiçekleri de görüyorsunuz, küçük küçük. Belki yetişmeyebilir ama bilinmez. Ama etraf çok fazla sayıda mezar çiçeğiyle dolu. Tabi bunlar diyorum ya, mezar çiçeğiyle alakası yok. Ama o dönemde kullanılıyormuş. Çiçek olarak sunuluyormuş. Ama mezarın dibine konulan o mezar çiçeği şimdi de mezarın dibinde kalması mümkünatı yok. Ben onu anlatmak istiyorum. Aynı kazı, yan yana iki kazı, aralarında 3 metre fark var. Birinde sarı toprak çıkmıyorken birinde çıkıyor. Nedeni hava alma toprağı. Yani sarı toprağı eski adam zaten
kazmış, onu dışarı atmış. Tekrardan doldurduğunda bu alanı, buradaki sarı toprak katmanı gitmiş. Ondan dolayı şu görmüş olduğunuz kazının toprağında sarı toprak yok. Yan tarafta varken burada yok. Tek soru burada şuydu: doğru kazı yaparken katmanları iyi anlamaktı. Her zaman söylüyorum, eğer toprağın dilinden anlarsanız, mesela buranın toprak şeklini de görüyorsunuz, daha ince. Veya atılan toprağa bakıyorsunuz, karışık bir toprak izimi var. Yani katmanlar arasındaki geçişler sağlanmış. Bunlar bir tecrübedir arkadaşlar. Bunlara dikkat ederseniz sizin yapacağınız çalışmaların faydalı olacaktır. Taşın çıkması çok normal. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Şu anda özellikle bu bölgelerde şunu görüyorum: bugün kazdı ya, eğer bir şey varsa kendisi dolduruyor burayı bilerek ki başkası geçmesin diye. Bunu çok görüyorum. Emin olun, şu taşları bir sonraki zaman geldiğinizde göremeyeceksiniz. Ama bu şekilde bırakmalar çok saçma. Çünkü içine hayvan mı düşer, bir çocuk mu düşer veya şey falan filan. O yüzden dikkat edilmesi gereken bir şey. Şimdi çevresi olarak bu bölgenin tarihi bir yeraltı yaşam alanı olduğunu söylüyorum. Yani eski bir köy burası. Şu görmüş olduğunuz toprağın altında, toprak içine girintili evleri var. Ve evlerin bazılarında duvar varken bazılarında yok. Burası hani in diye tabir ettiğimiz yaşam alanlarından. Yani ine ne zamandır kullanılıyor? Bunu biliyorsunuz. Yani yapı taşlarıyla bir son dönem veya 1700'lerden sonra yapı taşlarıyla yaşam daha çoktu. Ama 1700 ve öncesindeki dönemlerde toprak altında yaşamak daha fazlaydı. Yani 1900'lere kadar yaşayan oldu. Evet, bunu biliyorum. Ama bu bölgede eski bir Ermeni köyü veya eski bir Rum köyü yok. Bu bölgede bilinen en erken, en yakın dönem Bizans var. Ondan öncesi yok. Yani ondan sonrası yok diyelim. Nasıl bir tabir ettik? Yani yakınlarda bir Ermeni olsaydı emin olun buralarda Ermeniler yaşamış derlerdi. Buralarda öyle bir şey yok. Rum deselerdi Rumlarla alakalı bir şey yok ki. Öyle bir şey olmuş olsaydı zaten bölgede kilise ayakta kalırdı. Ki burada kilise de şu anda mevcut. Bir kilise bölgede yok. Alan bu şekilde çok sağlam bir yer. Ve bu bölge şu an ayaklarımızın altı eski bir yaşam alanı. Yani yeraltı inleri diye adlandırabileceğimiz bir bölge. Şöyle bakalım. Şimdi şöyle bir çevresel bir bakacağız. Detaylı bir şey olduğunda da içine ekleyeceğim. Ve bu bölgede tamına 4 tane eski değirmen var. Düşünebiliyor musunuz? Çünkü şuranın hemen yakınından da su gidiyor. O suyu eski şeylerden kullanılmış. Şimdi geçelim. Başka kazılar da var. Özellikle şu yamaca doğru fazla bırakılmış kazılar. Fazlalıkla şuraya yığılmış. Herkes bu bölgede çalışmış. Bu arkadaşlar biraz daha bu tarafta çalışmış. Son dönem olarak en sonki kazılarda. Gelen anlamda eskiler de hep bu bölgeye yığılmış. Bu da yanlış bir şey. Herkes aynı bölge 50 metrekarelik bir alanda kazı yapıyor. Buradan çıkan küp parçaları çok fazla sayıda. Şu an şöyle baktığınızda da küçük küçük işlemin olduğunu görebiliyoruz. Yani şimdi baktığınızda üzerine işlem yapılmış bir küp parçaları da görebilirsiniz. Bu bölgeden ne bulunabilir? Önce onu da anlatalım. Bu bölgede yapacağınız çalışmalar sonucunda eski bir adamın evine gireceksiniz. Define nerede olur? Define nedir öncelikle? Define eski insanlardan bugüne kalan değerli maddi, yani taş veya madenden yapılmış eşyalar define olarak geçer benim kendi gözümde. Bir küp dolusu altın da definedir, bir adet okucu da definedir veya bir küçük küp parçası. O yüzden bu adamların eviydi. Bir insanın neresinde, yani bir insanın mal varlığını nerede bulabilirsiniz? Ya evinde bulursunuz ya mezarında bulursunuz. Medeniyetlerin farklılığına göre mezarlarında bulamıyorsanız evlerinde bulacaksınız. Evlerinde de yoksa bilin ki şahsi olarak işaretleme yaparaktan gömmüştür. Şimdi her insan mı zengindi? İşaret yapacak kadar mıydı parası? Bilinmez. Ama her insanın evinde, şu anda nasıl evimizde
kullanmak için mecburi aldığımız eşyalar varsa, o dönemde de her insanın evinde en az bir 5 tane veya 10 tane bir küp olmak zorunda. Su içmek, erzak depolamak için. Yani en mantıklı kısım bu. Bir tane küp de definedir. Eğer değerini bilirseniz. Oymalar görüyorsunuz. Burası mezarlık alan değil ama arkadaşlar. Bu taş çok oynak ve sağdan soldan gelmiş olabilir. Şimdi şöyle iniyorum. Demek istediğim nokta şu. Şöyle gösterelim bakalım. Şu taşların tamamı toprağın altındaki odalardan çıkartılmış. Bakın buralar hep kazı 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 gitmiş. Şu bölgede ağaçlıkların altını tamamen kazmışlar. Şu anda neredeyse kazılmadık yer bırakmamışlar. Ve eskiden, çok eskiden yani bundan 10 sene, 15 sene önce kazılmış bu alanlar. Yani definecilik son birkaç yıldır yapılan bir iş değil. Veya son 10 yıldır veya 20 yıldır. Bundan tam 3000 yıllık önce, 3000 yıl önce de bu iş yapılıyordu. O yüzden insanlar her zaman sürekli bir şeyler arıyordu. Evet. Bunlar yüzeysel gördüklerimiz. Evet, bu şekilde kısa bir videosun. Görmüş, şu an geziyoruz. Doğal ortam. Güneş, hava, temiz hava. Kimsenin olmayışı yok. Güzel bir alana geçiş yapacağız şimdi.